Merhaba sevgili dostlar, Erdem Fitness kanalına hoş geldiniz. Benim adım Erdem Ankaralı. Beni takipte olan arkadaşlar zaten durumlarımı biliyorlar. Şu anda size yeni taşındığım apartmanımdan yayın yapıyorum. Benim için burası yani bir yaklaşık 4-5 senedir hayalini kurduğum stilde bir yaşam tarzına sonuçta geçebildim. Bu videoda arkadaşlar size Amerika'da veya dünyanın neresinde olursanız olun, bakın gerçekten nerede olursanız olun yardımcı olacak, size yardımcı olabilecek tek bir şey gerekiyor hayatta. Gerçekten çok önemli bir şey bu ve o şey de arkadaşlar sağlam bir dostunuzun olması. Dünyanın neresine giderseniz gidin sağlam dostluklar biriktirmeye çalışın. Çünkü 20'li yaşlarınızda işte lise zamanlarınızda vesaire bu dostlukları pek kuramıyoruz biz. Daha çok böyle lay lay lom amaçlı geçtiği için o dostlukları biraz kaçırıyoruz. Fakat ilerleyen zamanlarınızda göreceksiniz ki hayatınıza giren insan sayısı gittikçe azalmaya başlayacak. Bazı arkadaşlarınız evleniyor, bazıları başka ülkelere taşınıyor, başka problemler oluyor. O yüzden o arkadaşlık evresi biraz böyle ergenlik çağı da olduğu için onun değerini anlayamıyoruz. Fakat 30'lu yaşlara geldiğimiz zaman da sağlam arkadaşlıklar bulmakta problemler yaşıyoruz. Fakat şu dönemde taşınma evresinde bunun farkına o kadar vardım ki bir arkadaşınız bile olsa dünyanın neresinde olursanız olun gerçekten hayatınız çok iyi bir şekilde gidebilir. Yani buradan sevgili arkadaşım Eren'e, can yoldaşım, kardeşim Eren'e teşekkür etmek istiyorum. Yani bu süreci o kadar iyi bir şekilde hallettik ki taşınma evresi sıkıntısı olabiliyorsunuz. Ev taşıma işlemleri bayağı problemli. Ben yani 7 senede şöyle söyleyeyim 10-12 tane falan ev değiştirmişim. Çok fazla değişiklikler oldu. O yüzden artık o kadar yorulmuştum ki her zaman böyle işte daha iyi bir noktaya geçeyim, daha bir şey yapayım vesaire. Sağ olsun kardeşim Eren. Yani evi gezdireceğim zaten size bütün düzenimi hallettikten sonra. Şu anki evin eşyalarının %90'ı Eren ve kız arkadaşı sayesinde elimde oldu. Eren işte benim zaten oda arkadaşımdı. Benim buraya taşınma sebebimdi. Ve arkadaşlığımız uzun süreli zamanlara dayanıyor. Yani hani ben Key West'te yaşadığım zaman işte bu bir senelik programı yaptığım zaman orada tanıştık. Hatta bizimle aynı programda gitmişti Eren arkadaşım. Yani benim gittiğim şirketle J1 programını yapan şirket de gitmişti. Telefonda konuştuk ilk defa ve hani her zaman birbirimize bunu hatırlatıyoruz. Bu 8 sene önce olan bir olaydı ve 8 sene sonra hayatlarımız bambaşka bir noktaya geldi. O yüzden hani 20'li yaşlarınızdaki arkadaşlıklarınızda sağlam adımlar atın. Çünkü o tanışmaların, dostlukların ne getireceği hiçbir zaman belli olmaz. Yani birbirimizi işte kırdığımız zamanlar oldu, problemler yaşadığımız anlar oldu eski zamanlarda. Fakat Eren'in yanına taşındığımdan beri 1,5 senedir, bakın ev arkadaşlığı kolay bir iş değil, 1,5 sene beraber yaşadık. Bir kere bile tartışmamız olmadı. Yani kendi öz abimle ben her gün tartışan insanım. Bu yüzden diyorum size arkadaşlıkların önemi çok büyük diye. Ve her zaman büyük abim gibi kollamıştır beni, yardımcı olmuştur. Hatta şöyle bir hikaye anlatayım. Şimdi biz Eren'le dediğim gibi Key West'te tanıştık. Tamam mı, işte evlendim, kaldığım onun da aynı şekilde öyle bir durumu oldu. Hani evlilikler yürümedi, problemlerimiz oldu. Hemen hemen aynı şeyler. Eren benden bir yıl önce kaldı. Hatta o zaman demiştim ya ne kadar şanslı kaldı, işte ben Türkiye'ye dönüyordum falan. Neyse. Geri işte bir sene sonra geldim, hala arkadaşlığımız devam etti. Sonrasında uzak yerlerde yaşadık ama telefonla sürekli bağımızı devam ettirdik. Birbirimizi arayıp sorduk. Hatta son zamanlarda daha çok böyle aradık. Ta işte bu evliliğimin ikinci yılı vesaire, cebimde 5 kuruş para yok. Ve işte yeni bir iş görüşmesine gireceğim. Bir restoranda garson olarak iş görüşmesine gireceğim. Eğer görüşmeyi alırsam da iyi bir para yapacağım. O zaman işte bir saat uzaklıkta yaşıyorum eski eşimin evinde. Aramız sıkıntı, para problemleri var falan. Bayağı işime yarayacak bir işti. Neyse arkadaşlar, Eren'e hemen aradım, yani mesaj attım, dedim böyle böyle kanki yani cebimde para yok, kendime güzel bir ceket almak istiyorum iş görüşmesine gitmek için. Bana $50 para gönderdi. Ve arkadaşlar o ceketi ben hala giyiyorum. O ceketle ben o görüşmeyi aldım, o kadar özgüvenim yerindeydi ki. Yani o ceketle hatta önceki videomun cover fotoğrafı o ceketle, hatta o fotoğrafın şeyini bırakıyorum, linkini izlersiniz. Yani o arkadaşlıktan böyle bir noktaya kadar geldik ve bu saatten sonra da çok büyük şeyler olacak. Yani arkadaşlar
Dünyanın neresine giderseniz gidin, bakın böyle arkadaşlıklar edinin. Mesela yani 2-3 tane dost dediğimiz önemli arkadaşlarımız var. Bir tane İngiltere'de Melih diye arkadaşım var, bir tane Burak diye arkadaşım var. Burak kardeşim de sağ olsun yine böyle problemli olduğum zamanlarda, evime yeni eve çıkacağım zaman işte ta bundan 2 yıl öncesinde yine para problemim var. Ve o zaman 2000 dolar gönderdi Burak. Yani hani Amerika'da olduğum 7 senedir arkadaşlar, problemler bitmiyor, anladınız mı? Burada ekonomik hani özgürlük var diye gözüküyor. Fakat kendi başınıza bir şeyler kurmaya çalışıyorsanız, aileden pek fazla destek almıyorsanız, hani ailenizin zaten durumu yoksa zaten sormayın. Hani destek beklediğiniz için demiyorum. Ama buradaki şartlar göründüğü gibi değil. İşte Uber'le yaşadığın zaman şu kadar para kazanıyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Yani dostluklarınız yoksa, elinizden tutabilecek insan yoksa görürsünüz zaten. Facebook gruplarına bakın, Amerika'da yaşayan Türkler adı altında. Bir sürü dolandırıcılık, hırsızlık vesaire falan filan oluyor. Yani buradaki hani Türklere de şey için söylemiyorum, fakat kültür arasında kalmış insanlar sıkıntılı. Ne Amerikan kültürünü yaşayabiliyorlar, ne kendi kültürlerini, ne de otantik şekilde kendilerini ifade edebiliyorlar. O yüzden böyle olduğu için de bu insanlar problem yaşıyor. Yani kültür sıkışıklığı önemli bir olay. Dediğim gibi ben bu kanalda her zaman buradaki bilinmeyen kültür olaylarıyla ilgili durumlara da değineceğim, konuşacağım. Fitness antrenörlüğü sıfırdan, hiçbir birikim olmadan Amerika'da fitness işi kurdum. Ve şu anda gerçekten işler aslında da yolunda gidiyor. Yani istediğim yönde gidiyor. Her sene iyi bir şekilde yavaş yavaş ilerleye ilerleye gidiyoruz. Bir sürü problem yaşamamıza rağmen. O yüzden arkadaşlar, dediğim gibi ufak şeyler paylaşırım. Sizin soracağınız sorular olur, destekleriniz olur. Paylaşacağımız bir sürü tecrübe vesaire de var. Podcast olayı içinde yakında bulunun. Eğer böyle konuşmaları da seviyorsanız yayınlara devam edeceğim zaten. Beğendiyseniz bu videoyu, yapmanız gereken tek şey beğene basın, abone olun. Bir sonraki video çıktığında da haberdar olursunuz. Kendinize dikkat edin. Seviyorum hepinizi.